Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi söylemesine sebep olan olay şudur. Ebu Azze diye birisi var. Mekke'de müşrik. Sokaklarda gezerken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hicvederek, kötüleyerek şiirler söylüyordu. Bu kişi Bedir'de savaşa geldi. Savaş bittikten sonra esirler tek tek gizildi ve bu adama geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Adam dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, beni bırak, benim sana vereceğim hiçbir şey yok. Ailem kalabalık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, seni bir şartla bırakırım. Bir daha bizimle savaşma durumu olduğu zaman gelmeyeceksin. Yani bizimle savaşmayacaksın. Adam kabul etti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu adamı esirken hiçbir şey ödemeden serbest bıraktı. Ebu Azze denilen bu kişi Mekke'ye döner dönmez yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hakkında hicvedici şiirler söyledi. Olacak ya, bir sene sonra Uhud Savaşı'na hazırlık başlamıştı. Mekke'li müşrikler Ebu Azze'ye, biz senin ailene bakarız, sen bu savaşa geleceksin. O da verdiği sözü bildiği halde Uhud Savaşı'na gelmiş. Uhud Savaşı'na geldiğinde de Kureyş kabilesinin tek esiri olan bu kişiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adamı karşısına görünce dedi ki, sen sözünde durmadın. Adam dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, beni bırak, benim ailem kalabalık, sana ödeyeceğim fidyem de yok dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulaklarımıza küpe olacak şu sözü söyledi. Vallahi Mekke sokaklarında sakallarını sıvazlayarak Muhammed'i iki defa kandırdım dedirtmem. Sonra bu kişiye savaş suçu işlediği için cezası verilmiştir. Yani kardeşlerim, bu hadiselerle anlıyoruz ki Müslümanın bir kere yanılma hakkı var. İkincisi yanılma olmaz. Allah Celle Celaluhu bizi kandıranlardan, bizi dinimizle aldatmaya çalışanlardan muhafaza eylesin.